Muhterem kardeşlerim, bazı sohbet ehli olan hoca efendiler Kur'an'ı öylesine yüksek tretten gösteriyorlar ki, öylesine yüksek bir konumda anlatıyorlar ki, sanki kendilerinden başka hiçbir kimse Kur'an'ı yaşayamazmış gibi anlatıyorlar. Sanki Kur'an tüm insanlığı kucaklayamamış gibi, kuşatamazmış gibi anlatıyorlar. Halbuki Hazreti Muhammed Aleyhisselam bir beşer olarak, insan olarak insanlık alemine Kur'an'ı anlattı. İlahi değerleri Kur'an ayetlerini önce kendi yaşadığı ve yaşadığını anlattı. Zaten Rabbimiz de Kur'an'ı insan için indirmedi mi, göndermedi mi? İnsan oğlu günahı ile, sevabı ile ilahi vahyi, ahlaki manada, insani manada, hayat nizamı manasında ve sosyal değerler açısından yaşasın diye göndermedi mi? Sohbet ehli olan kişiler, mürşitler, alimler, hocalar öyle hikayelerle bütünleştirilmiş bir Kur'an anlatıyorlar ki hiç kimse ulaşamaz. Onlardan başka kimse göremez. Onlardan başka kimse yaşayamazmış gibi bir tavırla Kur'an'ı anlatıyorlar. Onlar aslında Kur'an'ı anlatıyorlar fakat Kur'an'ı yaşayamıyorlar. O zaman Kur'an'ı yaşamak isteyen müminlere de ne düşüyor? Onların eteklerinden yapışarak cennete yürümek düşüyor. Yani öyle bir Kur'an anlatıyorlar ki o Kur'an'ı anlatanlardan başka kimse yaşayamıyor. Onlar cennete giderken, mürşid-i kamiller cennete giderken, sohbet ehli olan bazı insanlar cennete giderken, bize de onların eteklerinden yapışarak cennete gitmek düşüyor. Onlar anlatacaklar, biz dinleyeceğiz. Onlar anlatacaklar, biz yaşayacağız. Ancak onlar bizim yaşantımızı beğenmeyecekler. Çünkü onlara göre biz İslam'ı yaşayacak kadar bilgi sahibi değiliz. Kardeşlerim, halbuki Rabbimiz Kur'an'ı en cahil insanın dahi anlayıp yaşayabileceği bir seviyede, bir vasat değerde göndermiştir. Yani Hazreti Muhammed Aleyhisselam üst seviyede hiçbir insanı kabul etmedi ki, ey falancı 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 siz yaşayın, insanlar da sizden baksın, öğrensinler, sizin eteğinize yapışarak cennete gitsinler diye bir seviye belirlemedi. Kur'an en geri zekalı insanın dahi okuyup anlayabileceği, okuyup yaşayabileceği bir dini değerler bütünüdür. Kardeşlerim, ne diyorlar? Kur'an'ı Türkçe mealinden okuyan kafir olur. İngilizce mealinden okuyan kafir olur. Rusça mealinden okuyan kafir olur. Bunu kim diyor? Kendilerine ihtişam sağlamış, kendilerinin cennette boy gösterdiğini iddia ettikleri o zavallı zat-ı muhteremler diyor. Rabbim Kur'an'ı Arapça göndermiş, Arap kavmi anlasın ve yaşasın diye. Zaten Kur'an'da da ayeti celle böyle buyurur. Biz size peygamberi kendi lisanından
anladığınız birisini gönderdik ki konuştuğunu anlayasınız ve yaşayasınız. Bir Türk Kur'an'ı Türkçe mealden okudun mu kafir olur, öyle mi? Yazıklar olsun be. Böyle mi sen hocası? Öyle bir gururiyet kemhasına bürünmüşler ki, Arapça bildiklerinden dolayı kendilerini adam zannediyorlar. Eğer Arapça bilmek adamsa, vallahi Riyad'da eşekler bile Arapça anırıyorlar. Arapça çocuklar konuşuyorlar. Benim çocuğum nasıl Türkçe konuşuyorsa, sarhoş bir Arap'ın çocuğu da Arapça konuşuyor. Arapça lisanla öğrendiğinden dolayı zaten Kur'an'ı anlayabiliyor. Benim çocuğum da Kur'an'ı okuması için Arapça mı öğrenmesi lazım? Anlaması için Arapça mı öğrenmesi lazım? Yoksa ey yüce kişi sen anlatacaksın yukarıda, senin başın göklerde, ayakların yerin yedi kat altında. Biz de seni dinleyeceğiz, senin gibi yaşayacağız. Öyle mi? Sen zaten İslam'ı yaşamıyorsun. Kur'an'ı da anlatmıyorsun. Senin anlattığın Araplaştırılmış Yahudi hikayeleridir. Misyoner hikayeleridir. Mısır mitolojileridir. Asur mitolojileridir. Sümer mitolojileridir. Sen bize bunları din diye yutturuyorsun. Biz de yutmaya çalışalım, öyle mi? Değerli Müslüman Türk, sen Kur'an'ı mealinden okumalısın. Rabbim sevap yazar. Sen Kur'an'ı öğrenmek istiyorsan Rabbim onu sana kolaylaştırır. Zaten kolay. Vallahi Bakara suresini okuyun, göreceksiniz. Siz o size anlatandan daha iyi anlıyorsunuz. Ey Rus kardeşim, sen Kur'an'ı Rusça mealinden oku. Korkma. O seni anlat, sana Kur'an'ı anlattığını iddia eden insan sana Kur'an'ı zaten anlatmıyor. O kendi itibarını kazanmak, dünyevi ihtişam elde etmek için sana Asur mitolojilerini din diye anlatıyor. Ve Yahudi hahamların uydurdukları hikayeleri din diye anlatıyor. Hadis diye anlatıyor. Ey Müslüman, Rabbim şahittir ki kalender doğru söylüyor. Sen Kur'an'ı Arapça okuyabileceğin gibi Türkçe mealinden okursun, hem sevap kazanırsın, hem de Rabbim İsra suresinde ne buyuruyor bunu anlarsın. İhlas suresinde ne diyor onu anlarsın. Falak suresinde Rabbim ne anlatmak istiyor? Bir başkasını dinlemeye ihtiyaç yok. Okudun mu anlarsın. O Kur'an'ı yüksek seviyeden anlattığını iddia edenler. Ulaşılmaz ve erişilmez seviyeden anlattıklarını iddia edenler Kur'an'ı anlaşılmaz kılmaya çalışanlardır. Kur'an anlaşılırsa onların iplikleri pazara sürülür. Kur'an anlaşılırsa onların sahtekarlıkları pazara sürülür. Kur'an'ın mealini Müslüman okursa onların ihtişamları darmadağın olur. Artık onların eteklerini ayaklarını öpen olmaz. Artık onların arabalarının tekerlerinin çamurunu dahi yalayan olmaz. Kardeşlerim bakınız, Kur'an'ı öyle bir seviyeye getirdiler ki kalenderin elini eteğini öpmekle kalmadılar. Kalenderin köpeğini bile insanlardan çok seviyorlar. Kalenderin çocukları doğarken şanslı. Böyle mi diyor Kur'an? Kur'an bu mu diyor? Bu mu? Kur'an bunu mu diyor? Kardeşlerim, ya eyyühen nas inna halaknakum min zekerin ve unsa. İşte Kur'an'ın mealinden okuyan insan bu ayeti celle'nin mealini öğrenince o zavallının artık ayaklarını öpmeyecek.
O zavallıya servetini bahşetmeyecek. O zavallı bizim servetimizi yerken ey gidi kerizler demekten kendini alıkoyamıyor. Ey Müslüman, aklını başına al. Kur'an'ı Rabbin en gerizekalı insanın anlayabileceği bir insani seviyede indirmiştir. Rabbin Kur'an'ı meleklere indirmedi ki, insan oğluna indirdi. Bakınız kardeşlerim, Hazreti Muhammed aleyhisselam İslam'ı anlatırken ne diyorlar? Ya Muhammed, Rabbin bize senin gibi bir insanı mı peygamber gönderdi? Melek gönderseydi ya. Allah-u Teala Hazretleri de buyuruyor ki, ey Muhammed, onlara sen de ki, onlar yeryüzünde yürüyen melekler olsalardı, günah işlemeyen melekler olsalardı, Rabbin onlara yeryüzüne onlar gibi meleklerden peygamber gönderirdi. Kardeşim, ey mümin kardeşim, kendini hafife alma. Kendine değer ver ve saygı göster. Takvanın en son seviyesi nedir biliyor musunuz? Vazakerallah. Yani birinci takva madde, en son maddesi vazakerallah. Onlar ki günah işlerler, günah işledikten sonra da Allah'ı hatırlayarak tövbe ederler. Bir mümin günah işler. Günahının nasıl affedileceğini bildiği için günah işler. Rabbime tövbe eder, Rabbim affeder. İslam dini kardeşlerim kesinlikle Hristiyanlık gibi bir papazlara dayalı, Yahudilik gibi Yahudilere dayalı bir din değildir. İslam dini insani değerleri günahı ile sevabı ile anlatan ilahi vahyin ta kendisidir. Ne yazık ki bize Kur'an'ı Türkçe mealinden okursan kafir olursun diyen zavallılar İslam dini içinde ruhbanlık sınıfı ihdas etmek isteyen zavallılardır. Bunu da kim destekliyor kardeşlerim? Arap coğrafyasında kendisini dünya İslam coğrafyasının lideri kabul etmek isteyen devletler destekliyor ve yaygınlaştırıyorlar. Ey Müslüman, Kur'an'ı mealinden oku. Fetih suresini anlarsın, Bakara suresini anlarsın. Mealinden oku, bak göreceksin ki Rabbim ruhbanlık sınıfını reddediyor. Senin o yüksek seviyeden İslam'ı anlatarak ayaklarını öpmeni istediği o insanların varlığını reddediyor. Kalenderin elini eteğini öpmek değil, kalenderin köpeğine dahi saygı duymak değil, kalenderin çocuğunu üstün görmek değil, kalenderin dahi senden üstün olmadığını Rabbin sana emrediyor, hatırlatıyor. Ey mümin, titre ve kendine gel.